Arkadaşlar dördüncü derste de bölümünden kalan bulmaya devam ediyoruz. Örneğin x üzeri n artı a şeklinde bir polinoma bölündüğü zaman kalanı bulmak için yine bu bölen polinomu x üzeri n artı a'yı ne yapıyoruz? Tabii ki sıfıra eşitliyoruz. X üzeri n ne oluyor? Eksi a gibi bir değer alıyor. Gidip polinomda x üzeri n yani x'in kuvveti olan ifadenin yerine şu bulacağımız yeni sayısal değeri yapıştırınca sonuçta kalan ortaya çıkar. Hemen örnekle inceleyelim tekrar. Px polinom verilmiş gördüğünüz gibi. Çok güzel. X üzeri 4 artı 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Bakın bu bölen polinomu ne yapıyorum? Hemen sıfıra eşitliyorum. Ne oluyor? X üzeri 4 eşittir. Eksi 2 oldu mu? Oldu. Artık bizim için x üzeri 4 ölmüştür. Onun yerine eksi 2 gelmiştir. Bu. Polinomda x üzeri 4'e göre düzenleme yapıyorum. Bakın x üzeri 12 x üzeri 4'ün küpüdür. Artı x üzeri 8 nedir? X üzeri 4'ün tabii ki karesidir. Eksi 2 çarpı x üzeri 4 zaten düzgün yakışıklı bir şekilde bekliyordu bizi. Onu aynen yazdık. Artı 6. Bakın artık benim için x üzeri 4 yok. Onun yerine ne var? Eksi 2. Şuraya x üzeri 4 yerine eksi 2 yazıyorum. Buraya x üzeri 4 yerine eksi 2 yazıyorum. Buraya da eksi 2 yazıyorum. Bakalım ne oldu? Eksi 2'nin küpü oldu artık. Ne yapar? Eksi 8. Eksi 2'nin karesi ne yapar? Artı 4. Eksi 2 eksi 2 ile çarpınca ne olur? Artı 4. Bir de sonunda ne var? Artı 6. Bu işlemin sonucu ne yapar? Burada 0 yapsa 6 yapar. Gördüğünüz gibi bu sonuçta kalandır. Neden kalandır? X üzeri 4'ün yerine sayısal değerini yapıştırdığınız an sonuçta kalan ortaya çıkar arkadaşlar. Diyorum hemen bir örnekle daha devam ediyorum. Bu örnekte ne vermiş? Px eşittir x üzeri 30 artı 5 çarpı x üzeri 15 eksi 2 çarpı x üzeri 9 artı 4 çarpı x üzeri 3 eksi 2m. Üf bayağı uzunmuş. Polinomu x küp artı 1 ile tam kalansız bölünüyorsa m nedir? Şimdi tam ve kalansız bölünüyor ne demek? Yani kalan eşittir 0. Bunu aklınızda tutun. Kalanımız 0. Daha sonra şu bölen polinomu direkt 0'a eşitliyorum. X küp artı 1 eşittir 0 diyorum. Ne oluyor dolayısıyla? X küp eşittir eksi 1. X küp yerine eksi 1 yazdığınız zaman polinomda direkt kalana yani 0'a eşit olacak. Bunu biliyorum. Ve hemen uyguluyorum. Şu polinomu x küpe göre düzenleyeyim. X üzeri 30 ne demektir? X küpü kaçıncı kuvveti? Tabii ki 10. kuvveti. Artı 5 çarpı x üzeri 15 nedir? Hocam x küpün 5. kuvveti diyorsunuz. Harika çarpınca 15 yapıyor. Eksi 2 çarpı. Bu nedir? X küpün küpü artı bakalım sığacak mı buraya? 4 çarpı zaten bu x küp eksi 2 m. Süper sığdı. Artık ne biliyorum? X küp yoktur. Yerine eksi 1 gelmiştir. Buraya eksi 1 yazıyorum. Buraya eksi 1 yazıyorum. Buraya eksi 1 yazıyorum. Ve buraya da eksi 1 yazıyorum. İşlemime devam ediyorum. Eksi 1'in 10. kuvveti çift kuvvet olduğu için artı 1. Artı. Eksi 1'in 5. kuvveti ne yapar? Eksi 1 yapar. 5 ile çarpınca eksi 5 yapar. Niye hemen ezberden artı yazdım? Bu eksi 5. Eksi 5. Eksi 1'in 3. kuvveti ne yapar? Eksi 1. Eksi 2 ile çarp. Artı 2. Eksi 1. 4 ile çarp. Eksi 4. Eksi 2 m. Peki x küp yerine direkt eksi 1 yazdığım zaman sonuç kalana eşit olmayacak mıydı? Evet. Kalan da 0 değil mi? Tam bölündüğü için. Eşittir 0. O halde bakıyorum ne oldu? Burada ne var? Eksi 2m karşı artı 2m diye atıyorum. Burada 3. 1 daha ne yapar? Pardon 2 1 daha ne yapar? 3. Burada da eksi 9 var. Ne oldu? Eksi 6 mı oldu? Evet. Bakın bunlar eksi 9 yaptı. Bu da artı 3 yaptı. Eksi 6. Her iki tarafı 2'ye bölün. M eşittir. Eksi 3 çıktı arkadaşlar. Demek ki M kaçtır diyor. M eksi 3'tür. Şuradaki eksi 1'in kuvvetlerini alırken dikkat edin. Çift kuvveti olduğu için artı. Tek kuvvet olduğu için eksi. Tek kuvvet olduğu için eksi. Bir daha eksi vardı. Artı oldu. Bu tek kuvvet eksi. 4 ile çarptık. Eksi 4 olduk. Eksi 2m eşittir kalan 0 dedikten sonra. Şunlar eksi 9 yaptı. Artı 3 daha. Eksi 6. Tık tık tık. M eksi 3 çıktı arkadaşlar. Kağıdımızı da fırlatıyoruz. Arkadaki örneğe geçiyoruz. Burada ne diyor bakalım? Polinomunun x kare artı x ile bölümünden kalan nedir? Hemen şuraya 0'a eşitliyoruz. O halde x kare ne olur? Şu artı x'i karşıya eksi olarak atarsanız
eksi x olduğu, yani x'in kuvveti sürekli bir sabit sayı eşit olmak zorunda değil. X kare eksi x'e de eşit olabilir. Artık yeni kullanacağım değer bu. Benim için x kare ölmüştür. Onun yerine eksi x yazacağım. Hemen bunu düzenliyorum. Polinomu. X üzeri 4 nedir? X kare ne? Tabii ki karesi artı. Şurayı nasıl yapabilirim? 3x çarpı x kare yaparım. Tamam. Artı 5x. Zaten burada bir sıkıntı yok. Aynen yazdık. X kareliler yerine ne yazacağım? Eksi x. Yani bunun yerine eksi x. Bunun yerine de eksi x yazacağım. Bakalım ne olacak? Eksi x'in karesi ne yapar? Artı x kare. Şu eksi x. 3x ile çarpınca ne olur? Eksi 3x kare yapar. Bir de artı 5x eksi 1 var. Onun devamını yazıyorum. Şurada x kareler olduğu için hemen bir düzenleme yapıyorum arkadaşlar. X karelerini katsayılarını topluyorum. Eksi 3 tane burada, bir tane burada. Eksi 2x kare artı 5x eksi 1. Hocam bir dakika ya, biz x kareden kurtulmaya çalışıyorduk. Yine x kare çıktı. Hakikaten bu x kareden kurtuluş yok mu? Var. Yine x kareli çıktıysa arkadaşlar, x kare yerine yine eksi x yazıyorsunuz. Aynı şey devam ediyor. Yerine eksi x yazdığınız zaman eşittir. Eksi x. Eksi 2 ile çarpınca ne olur? Artı 2x. Artı 5x eksi 1 de var. Onu da yazıyorum. Burada bir düzenleme yapayım. 2x ile 5x toplayın. 7x artı 1. Var mı şu an x kareli ifade? Yok. Bitti değil mi? İndirgedim, aşağı doğru küçülttüm. Gördüğünüz gibi kalanımız 7x artı 1'dir. Bunun kalan olduğuna nasıl karar verdim? Çünkü bölen ikinci derecede, kalan birinci dereceden daha küçük olduğu için demek ki kalanım budur. Şu ifadeyi sıfıra eşitledim. X karenin değerini yerine yapıştırdım. Gerektiğinde tekrar x kare çıkıyorsa tekrar yapıştırdım. Ve en sonuncusunda bu kalan ifade olur diyorum. Kağıdımı fırlatıyorum. Gelelim diğer bir kurala. X eksi a çarpı x eksi b ile bölününce, yani çarpım halinde ki iki polinomla bölününce ne yapacağız biliyor musunuz? Aynı metot. Şu ifadeyi x eksi b, bu ifade var ya, bunu sıfıra eşitleyeceğiz. Bunun sıfır olması için nasıl bir durum olabilir? Ya birincisi sıfırdır değil mi? Ya da bu sıfırdır. Çünkü bir çarpma işleminin sonucu sıfırsa en az çarpanlardan biri sıfırdır. E bu sıfırsa, x eksi a sıfırsa x ne oluyor? A'dır. Burada x b'dir. X a olduğu zaman, yani polinomda x yerine yeni değerini yazdığınız zaman sonuç direkt kalana eşittir. Yine x yerine b yazdığınız zaman sonuç direkt kalana eşit olacak. İki defa aynı şeyi uygulayacağız. Hemen örnekte uygulayalım. Polinomunun x çarpı x eksi 1 ile polinomu bununla tam bölünüyorsa m artı n nedir? Yine tam bölünme ne demektir? Kalanımız 0. Bunu not aldık. Şimdi şu çarpmanın sonucu 0 olacak arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Bu böleni 0'a eşitledim. Bu ifadenin 0 olması için ya bu 0'dır ya da bu 0'dır. Birinci ihtimale göre x 0 olmalı. İkinci ihtimale göre x eksi 1 sıfırsa eksi 1 karşıya at, x 1 olmalı. Bu iki durumda x yerine 0 yazdığımda ve x yerine 1 yazdığımda polinom direkt kalana eşittir. Hemen yazayım. X yerine 0 yazın. P 0 direkt kalana eşittir. E kalan da 0. Yine x yerine 1 yazdığım zaman 1 yazın. P 1 kalana eşittir. E kalan da 0. Yani P 0 da 0'dır. P1 de 0'dır arkadaşlar. Hemen bunu uygulayıp görelim. Şu iki ifadenin ilkini uyguluyorum. Polinomda x yerine 0 yazacağım. 0'a eşitleyeceğim. Renk değiştiriyorum. X yerine 0 yazıyorum. Bütün her yerde 0 yazarsam 0 olur. 0 yazarsam x kare. 0'ın karesi 0. M ile çarpınca 0 olur. N eksi 5 kalır. Ne olacak bunun sonucu? Kalana. Yani 0 eşit. Öyleyse eksi 5'i at karşıya. N eşittir artı 5 çıktı. N'yi bulduk. Gelelim M'ye. Bunun için ikinci denklemi kullanıyorum. X yerine 1 yazıyorum. Sonucu 0'a eşitliyorum. X yerine 1 yazarsam 1 artı 1 yazarsam M artı N eksi 5 kalana eşit. Kalan 0 demiştik zaten. Burada M artı N bununla bunu toplarsanız ne yapar? Eksi 4. Doğru mu? Doğru. At karşıya artı 4. E şimdi M artı N 4 mü? Evet. N neydi arkadaşım? 5 değil miydi? 5'ti. Yani M artı 5 eşittir 4 ise bu 5'i karşıya eksi olarak at. M eşittir eksi 1 çıkar. M'yi de eksi 1 bulduk. Ne istiyor? M artı N. M eksi 1. N 5. Toplarsan kaç yapar? 4 yapar. 4 diye cevabı yapıştırırsın. Kağıdı fırlatırsın. Gelelim şu arkadaki uzun karışık soruya. Bakalım bu karışık soru ne diyor? Px polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan 12. Dur bakalım burada ne diyor? Polinomu buna bölersen kalanı direkt vermiş 12'dir.
Daha sonra x-1 ile bölümünden kalan da 6'dır. Güzel bir bilgi verilmiş. Bu bilgiyi hemen sayısal verilere çevireyim. Yani bu Türkçe verilen ifadeyi matematikçeye çevirelim. Bu polinomu x artı 2'ye bölersen bu bölen polinomu direkt 0'a eşitliyordur. X ne olur? Eksi 2. Polinomda x yerine eksi 2 yazdığında sonuç direkt kalana eşit olacak. Yani 12. Hemen x yerine eksi 2 yazalım. Ne olur? P eksi 2 olur. P eksi 2 direkt kalana eşit olmayacak mı? Kalan da 12'ymiş. Çok güzel. Devam ediyorum. Buradan devam ediyorum. X eksi 1 ile bölümünden kalan 6. Bu bölen polinomu 0'a eşitlediğim zaman x ne olur? 1. Demek ki polinomda x yerine 1 yazarsam sonuç direkt kalan 6'ya eşit olur. X yerine 1 yazın. P1 elde edersiniz. Sonuç ne olacak? Kalana. Kalan kaçtır bu sefer? 6. Çok güzel. 2 tane güzel şey öğrendim burada. Bunları aklımda tutuyorum. Daha sonra devam ediyorum. Buna göre Px polinomunun x artı 2 çarpı x eksi 1 ile bölümünden kalan nedir? Yani diyor ki siz bu Px'i x artı 2 çarpı x eksi 1'e bölerseniz Qx gibi bir bölüm bir de kalanınız olur. Doğru mu? Evet. Bakın arkadaşlar burada böldüğünüz polinom xx çarpılırınca x kare gibi ikinci dereceden bir polinomdur. Dolayısıyla sizin kalanınız birinci dereceden bir polinom olmak zorunda. Yani ax artı b gibi bir ifade olmak zorunda. Buna biz kalan diyoruz. Kalan bu sefer illa bir tam sayı çıkacak diye bir şey yok. X'li çıkabilir. Bunun için ax artı b şeklinde bir birinci dereceden polinom kalır diyorum. Bunu anladık mı? Neden buraya sabit sayı değil de polinom yazdım? Çünkü bölen polinom ikinci dereceden, kalan birinci dereceden olabilir. Bunu yazdıktan sonra baktım ki buraya sığmayacak. Önceden bir kağıt hazırladım. Oradan devam ediyorum. Devamında diyorum ki P-2'yi 12 bulduk. P1'i 6 bulduk. Bir de şu denklemi bulduk. Kalana dedik ki AX artı B olmak zorunda. Arkadaşlar polinomda X yerine eksi 2 yazacağım. Çok güzel bir denklem bulacağım. Sonra 1 yazacağım. Yine süper bir denklem bulacağım. İkisinden A'yı B'yi bulup yerine yapıştırıp olayı bitireceğim. Bakın P yerine şu renk değiştireyim. P-2'yi kullanmak istiyorum. Yani x yerine ne yazdım? Eksi 2. Yazdığın zaman eksi 2 artı 2 burayı 0 yapar. Gördünüz mü? Direkt ortadan kalkar. Kalana 12'ye eşit olacak. Ne yazdım x yerine? Eksi 2. Burada yazmaya devam ediyorum. Eksi 2 yazarsam a çarpı eksi 2 olur. Yani eksi 2a artı bir de b var. Bu işlemin sonucu kaça eşit olacak? 12. Bu birinci veri. Şunu öğrendim. Eksi 2 artı b 12'ymiş. Çok güzel. Tekrar renk değiştiriyorum. Bu sefer p1'i kullanayım. X yerine 1 yazıyorum. 1 yazarsam 1 eksi 1 0 olacak. Tekrar burası gitti mi? Tabii qx de çarpım halinde ya. Hepsi gitti. X yerine 1 yazıyorum bu sefer. Devam ediyorum. Burada x yerine bu sefer 1 yazacağım. Artı 1. Ne olur? A artı b olur. A artı b olur. Kaça eşit olacak sonucu? 6'ya. 6'ya eşitledim mi? Eşitledim. İkinci denklem de burada. Birinci, ikinci denklemden bakın nasıl parçalıyorum soruyu. İlkini yazıyorum. Eksi 2 artı b eşittir 12. Daha sonra a'lar yok olsun diye şunun iki katını alıyorum. Komple. 2a, 2b ve 12 alıyorum. 2a artı 2b eşittir 12 olur. 6'nın iki katı 12. Bunları taraf tarafa toplayınca eksi 2 artı 2a birbirini götürdü. B, 2b daha 3b yapar. Karşı tarafta 12, 12, 24 yapar. Böler iki tarafı 3'e b 8 çıktı. Süper. B 8 ise götür B yerine 8 yaz. A artı 8 6 ise 8'i karşıya eksi olarak at. A eksi 2 olmak zorundadır. A'yı buldum B'yi buldum. A'da nedir? Eksi 2. Şimdi bize neyi soruyordu arkadaşım? Kalanı sormuyor muydu? Kalan AX artı B. Kalanımız AX artı B. Bu kalandı. Şimdi ben A'yı buldum. A eksi 2'dir yaz yerine. Eksi 2X olur. B 8'dir yaz yerine. Artı 8 eşittir kalan olduğu. İşte kalanımız birinci dereceden bir polinomdur arkadaşlar diyorum. Ve bu kağıdı da uçuruyorum. Uçtu gitti. Gelelim son örneğimize. Son örnekte P x artı 2 gibi x artı 2 gibi bozuk bir polinom vermiş. Gördünüz mü? Tamam. X küp artı mx kare artı nx artı 2 polinomu x kare eksi 1 ile tam bölünüyorsa tam bölünebildiğine göre m eksi n nedir? Yani kalanının 0 olduğunu söylemiş sana. Yine bunu bir yerde tut. Bakın arkadaşlar. Burada x kare eksi 1 görünce aklınıza ne geliyor? Direkt 2 kare farkı geliyor değil mi? Harikasın. Benim çünkü direkt 2 kare farkı geliyor. Bu bölmeyi, bu bölen polinomu 0'a eşitlemeliyim. Fakat x kare eksi 1 yerine 2 kare farkına x eksi 1 çarpı x artı 1 yazmak gerekiyor.
Bu bir birin karesidir biliyorsunuz. İki kare farkından ayırdım mı? Ayırdım. Şu çarpma işlemine göre ya bu 0 olacak ya bu 0 olacak. Birincisi 0 olursa x eksi 1 0 olursa x ne olur? 1. İkincisi 0 olursa x artı 1 0 olursa x ne olur? Eksi 1. Demek ki x yerine 1 yazdığımda sonuç direkt kalana eşit. X yerine eksi 1 yazdığımda sonuç yine direkt kalana eşit. Hemen yazın. X yerine 1 yazın. 1 yazıyorum her yerde. Bakalım ne çıkacak. Şu yeşil renkte yazayım. X yerine 1 yazacağım. Sonuç direkt kalana eşitleyeceğim. 1 yazarsam P 1 artı 2 3 eşittir. 1 artı M artı N artı 2 ne eşit olacak? Kalana. Kalan kaç? 0. Daha sonra renk değiştiriyorum. Tabi şurayı bir düzenleyeyim isterseniz. Şurada M artı N 1. 2'de ne yapar? 3. Karşıya at. Eksi 3. Eşittir. Eksi 3 oldu mu? Oldu. Bu birinci denklem. İkinci denklemi yapıyorum. X yerine bu sefer eksi 1 yazıyorum. Bu sefer şunu silin. Nerede benim diğer kalemim? Şunu silin. Eksi 1 yazıyorum X yerine bu sefer. Önüne eksi koydum. Eksi 1 yazarsanız ne olur? Bu P 1 olur. Eşittir. Eksi 1'in küpü eksi 1. Eksi 1'in karesi artı 1 yapar. Bu yani yine M çıkar. Eksi 1 neyle çarparsan eksi N olur. Artı 2 eşittir 0 oldu mu? Evet oldu. Bu sefer burayı düzenliyorum. M eksi N eşittir 1. Eksi 1. 2 daha ne yapar? 1. Karşıya at. Eksi 1 olarak geçer. İkinci denklemde bu oldu mu? Oldu. Şimdi bunları çözelim. Nasıl çözeceğiz? Nasıl çözeceğiz? Hemen farklı bir renk kalem alıyorum. İlk öğrendiğim ne? M artı N eksi 3. İkinci öğrendiğim ne? M eksi N eksi 1. Bunları taraf tarafa toplayın. M 2M yapar. Artı N eksi N gider. Eksi 3 eksi 1 daha eksi 4 yapar. Her iki tarafı böl 2'ye. M eşittir eksi 2 buldun mu? Buldun. Süpersin. M'yi eksi 2 bulduğuna göre. Burada örneğin yerine yaz. M eksi 2 ise N'de eksi 1 olacak ki toplayınca eksi 3 olsun. N'yi de buldum eksi 1 diye. Daha sonra ne istiyordu benden? Bakalım ne istiyordu? M eksi N. M eksi 2'dir. Eksi. N eksi 1'dir. Eksi eksi ne yapar? Artı yapar. Yani eksi 2 artı 1. Sonuç ne olur? Eksi 1 olur. Cevabınız eksi 1 olacak arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yaptık. Şu iki denklemi buldum. Ve iki denklemi çözdüm. Bunlar önemli. Burada şuna dikkat edeceksiniz. İkinci dereceden bir polinoma böldüğünüz için kalanınız ax artı b gibi olacak. Yani birinci dereceden olabilir ya da tam sayı olabilir. Ne demiş? Tam bölünebildiğine göre kalanın sıfır olduğunu vermiş. Bunu not edin. Kullanacaksınız sonra. Diyorum. Bakıyorum bitmiş. Soru çözümünde görüşürüz.